maalesef yediğimiz gollerde bir çıkarken bir de pozisyon hatasıyla oldu. Ama artık bundan sonra oynadığı sonuca bakmamız gerekir. Kazandık. Mutluyuz. Sona doğru gidiyoruz işte. Önemli olan bunu devam ettirmek. Ama bundan sonra daha da güçlü takımlarla, daha iyi takımlarla oynayacağız. Çok güçlü ve dik durmamız lazım. Sağlam durmamız lazım. Öyle olacağını zaten inanıyorum takımın. Vallahi maç maç bakmak lazım. Yani hiçbir zaman futbolda peşin hükümlü olmamak lazım. Kesin konuşmamak lazım. Futbolda neyin ne olacağını belli olmaz. Çok istiyoruz. Yani oyuncular çok istiyor. Ben çok istiyorum. Kulüp çok istiyor. Camia çok istiyor. Şehrin de çok istediğini biliyorum. Dolayısıyla önce önümüzdeki maç. Yani avantajlıyız yani. Bu gözüküyor zaten. Avantajlı olduğumuz, önde olduğumuz için avantajlıyız. O avantajı korumamız lazım. O avantajı devam ettirmemiz lazım. Yani inşallah istediğimiz hedefe ulaştığımız zaman uzunca bir konuşacağız. Önemli olan şu işimizi halledebilmek. Ondan sonrası konuşuruz. Buyurun. Öncelikle rakibimizi kutluyoruz. Onlar için önemli bir galibiyet, bizim için de üzücü bir mağlubiyet oldu. Hazırlıklarımızı aslında stratejik anlamda Rizespor'u analiz ederek, kendimizi de analiz ederek aslında çalışmalarımızı ilk yarı itibariyle burada görmüştük. Çünkü rakibin iç bölgede top yapmasını, pas geçişini yapmasını engellemek istiyorduk. Geniş alanda etkili oyuncuları vardı. Onların bu alanı bulmasını engellemek istiyorduk. Yaptık da aslında. Geçişlerde de iyi toplar kazandık ama savunmadan hücuma geçişlerimizde biraz tercih hataları oldu. Yine de ona rağmen paslı oyunu yaptırmadık Rizespor'a ve uzun topa zorladık. Uzun topta da özellikle yan toplarda iyi bir eşleşmeyi yapamamamız, dikkatsizliğimiz, maalesef bireysel hatalarımız gollere sebep oldu. Yine de 3 golü bulduk deplasmanda böyle bir takıma karşı, şöyle bir ortamda ama yine de mağlup olduk. Açıkçası üzgünüz ama bizim çalışmalarımız, mücadelemiz devam edecek. Hem kendimizi hem rakiplerimizi analiz ederek son 4 karşılaşmamızda iyi bir şekilde sonuçlandırarak bu ligde kalmak istiyoruz. Kalacağız da. Ya tabii Türk futbolunun iyi bir yapılanmaya, kulüplerin planlı ve projeli hedefleri kovalaması gerekir, yapması gerekir. Maalesef tabii ülkemizde birazcık günübirlik başarılarla yetindiğimiz için ve özellikle kulüplerin üstünde olan baskı da kulüp yöneticilerini bazı durumlarda hataya zorluyor. O yüzden ben hep şunu söylerim. Türkiye bir yetenek ülkesidir. Avrupa'nın Brezilya'sıdır. Ben bunu hep söylüyorum. Tabii ki kulüplerimizin biraz da bütün kulüpler, sadece bizim kulübümüz değil ama iyi bir şekilde planlı ve projeli şekilde böyle bir kurgulaması, bir felsefenin içinde olması gerekir. Gençler Birliği Kulübü'ne, bizim kulübümüze gelirsek Türkiye'nin en köklü, en saygın camialarından birine sahiptir. Bu camia yıldız çok oyuncu çıkarmıştır, milli çok oyuncu çıkarmıştır. Tekrar o yüzden küllerinden dönmek istiyor. Bizim de buraya gelme amacımız önce ligi iyi yerde bitirip daha sonra da o Gençler Birliği'nin hak ettiği eski oyuncu çıkaran, milli takımlara oyuncu veren planlamanın içinde olacağız inşallah. Ama önce bu ligde kalmamız gerekiyor. Bize de böyle bir moral gerekiyor açıkçası.